hali ko'krağını ko'rsatadi, hali orqasini ko'rsatadi, hali belini ko'rsatadi, hali sonini ko'rsatadi. Shuning akasi bordi, ukasi bordi, otasi bordi. Ertaga ular ham qo'shilib yonadi-ku. Qabrni olov bilan to'la bo'lgan, lov-lov yonayotgan qabrlar juda ko'p edi. Yigitni etagidan tortishardi, oyog'idan tortishardi. Yigit ayolini qattiq yaxshi ko'rgan uchun qabr tomon yurardi. Va nihoyat ayolining qabrga yetib bordi. Ne ko'zlarimdan ko'rsin-ki? Bir yigit uylandi. U yigit ayolini qattiq yaxshi ko'rardi. Yaxshi ko'rganligi sababli uni hamma gaplariga rozi edi. Oradan kunlar o'tdi, vaqtlar o'tdi, farzandi bo'lishdi. Farzandi ham sekin asta kattarib, yoshiga yetib qoldi. Kunlardan bir kuni juda ham qattiq yomg'ir yog'di. Shu kuni har doim kech keladigan yigit uyiga ertaroq qaytdi. Uyimga bir ertaroq borayin, uydagilarni ozroq o'tirayin dedi. Uyiga kelsa ayoli yo'q. Uydagilardan so'radi. Qani keliningiz dedi. Uydagilar aytishdiki, kelin ko'chaga chiqdi dedi. Qancha vaqt bo'ldi deganda, biroz oldin chiqdi, bir soatcha bo'lib qoldi dedi. Xo'p, mayli dedi. Uyda qizini o'ynatib o'tirdi. Oradan bir oz vaqt o'tgandan keyin eshik taqilladi. Yigit borib eshikni ochdi. Qarasa ayol turgan ekan. Usti boshi ho'l bo'lib ketgan. Uyiga kiritib oldida darhol sochiqni berdi. Tez qurinib oldi. Tez-tez qurinib oldi. Qurinib olgandan keyin choy ichishdi. Choy ichishgandan keyin shu asnoda yigit so'radi. Qayoqqa borib kelyapsan dedi. Dugonamga borib kelayotdim dedi ayoli. Keyin yana yigit so'radi. Kimdan so'rab chiqib ketding? Shunday deganda ayoli aytdiki, "Ha, uydagilarga aytib ketdim" dedi. "Ha, mayli. Bunda yomg'irli kunda chiqmadi" dedi. "Boshqa payt chiqsang ham bo'lardi-ku" deganda, "Zarur bo'lib qoldi. O'shaning uchun chiqib keldim" dedi. Yigit hech narsa demadi. O'sha kechasi ayol tushidan qo'rqib alaqsirab uyg'ondi. Shunda yonida yotgan eri turdi, "Tinchlikmi?" dedi. "Bilmadim" dedi. "Nimagadir qo'rqib ketdim" dedi. Voya yigit darhol suv olib kelib berdi. Suvni ichdi. Shu asnoda qo'lini ushlaganda qarasaki isitmasi bor. Darhol peshonasini ham ushladi. Qarasaki olov bo'lib yonayotgan ekan. Juda ham isitmasi baland ekan. Darhol doktor chaqirishdi. Bir pas turib, doktor ham keldi, isitmasini tekshirdi. Ukol qildida, ertaga kasalxonaga olib boring dedi. "Xo'p" dedi. Isitmasi tushdi. Ertasi kun ayolini olib doktorga bordi. Ayoli ko'rikdan o'tib bo'lgandan keyin boyagi yigit shifokorning oldiga kirdida, "Ayolimga nima bo'lgan ekan?" dedi. "Hech narsa qilmagan, hozirroq shamollabdi" dedi. "Mana bu dorilardan ichsin, yaxshi bo'lib ketadi" dedi. "Xo'p" dedida, yigit ketayotib aptekaga kirdida, doktor yozib bergan dorilar sotib oldi va uyiga qarab ketdi. Uyiga yetib bordi. Bir pas turib, ayolini yana isitmasi ko'tarildi. Dori ichirdi, isitmasi tushdi. Kechqurunga borib, yana isitmasi ko'tarildi. Bu narsa 3 kun davomida shunaqa bo'lib turdi. Isitma tushadi, ko'tarilib ketadi, tushadi, yana ko'tarilib ketadi. 3-uchinchi kun kechasiga borganda ayoli olamdan o'tib qoldi. Yigit ayolini juda ham qattiq yaxshi ko'rgani uchun juda ham qattiq qayg'urdi. Ko'ngliga hech narsa sig'masdi. Olib bor ko'mib kelishdi. Yigit haftada 2-3 marta ayolini qabrini borib ziyorat qilib kelardi. O'sha joyda o'tirib, tilovat qilib, yum-yum yig'lab qaytib kelardi. Oradan kunlar o'tdi. Hattoki qiziga ham e'tibor bermay qoldi. Ishlaridan ham ko'ngli sovib ketdi. Faqat shu uyda o'tirardi, qayg'urardi, ko'ngli tutsa qabristonga borib kelardi. Shu asnoda bir necha kun o'tib ketdi. Qizini ayolining opasi uyiga olib ketdi. "Men qarab turayin" dedi. Oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin kechasi qayg'urib uxlab qoldi. Tush ko'rdi. Tushida o'sha qabristonga kirib borayotgan ekan. Qabrni oralab ketayotganda qabrlardan qo'llar chiqib oyog'ini ushlardi. "Qo'y, borma. Borganingga afsuslanasan" derdi. Keyin qabrga qarasa,
kabirlerden yozuvlar çıkardı. Men falan narsanın akıbeti azablanıyordu. Kaçı kabirden ötmesin, hemme kabirlerden adamlar kollarını çözüp onu tartardı arkaya. Barma! Ayalinde aldıya barma! Afsuslanasan! Koy barma! Dırıdı. Hemme kabirlerden yozuvlar çıkardı. Men mana bu işleri kılardım dünya havlusunda. Kişilerden hakkını yürüdüm. Hiç nesil işanmazdım. Birer bir amelsiz kegen ben. Şunun için kattık azapta ben. Bazılar rahattaydı. Men Allah'ın buyruklarını becerip geldim ben. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti saniyelerde imkan kadar amelde bulgen ben. Hazır kabirde rahatta ben derdi. Bu ne kadar kabirler? Yani rahat topup dururken kabirler sanaklıydı. Lekin kabrini olov bilen tola bulgen. Lov lov yon etken kabirler cüdükü büdü. Hemmesinden yazıklar çıkart. Min falan nersen orkasından azablanayım ben. Min pistan nersen orkasından azablanayım ben. Koy ayalini aldı ki barma. Koy ayalini aldı ki barma derdi. Yigit de etekinden torçardı. Oyağından torçardı. Yigit ayalının kattık yaş görgen için. O nime için tosaktan olup o gelini bilişini koklardı. Ve kabir tamamen yürerdi. Ve nihayet ayalının kabir gidip var. Ne gözlerimden korsun ki? Ayalının kabirden yazığıyla çıkardı. Sizden ben kattık uzur sorayım ben. Uşa keçesi sizde aldıken ben. Ben sizden aldım bitti yigitini severdim. Diğerli her ilk günde bir sizge hıyanet kılardı. Uşa yağmur yağıp durgen günde hem. Min sizge hıyanet kılıp geletken. Yani uşa yaş görgen yigitim bilen zina kılıp geletken. Uşan için hazı yana yapmen kabirde. Yana etkenimin sebebi. Zina kılgenim için kattık yana yapmen. Nihayet kattık yana yapmen. Sizde insan derlegenim için. Yana yapmen yana. Allah takıklengen nesan kılgenim için. Yine kattık azablanı yapman. Allah'ın birer etkenini kılmak gelgenim için derdi. Yine bir tane sen sizge et koyamam. Farzandınızda hem hatta onki şüphe var. Çünkü o yigit bilen men her ilk günü burada sizge hıyanet kılardım. Beni keçirin derdi. Kabir ise olu bilen tolaydı. Yana etkendi kabri. Yigit kattık korkup uyganıp gitti. Ve ayalı aitken duganasını uyga vardı. Şunu teşirmek gibi olup. Duganasını ki bari sekin gene duganasını eşiğini takırlattı. Duganası eşiğinde arkasını durup kim dedi? Ne falancı ben, duganangizi erimen dedi. Bundan bir neçe günü aldın, uşa kundi isterdi. Yani yağmur yağıp durgan kundi. Uşa kundi. Duganangiz sizde üyümüzü kelgen mi dedi? Yok, benim üyümüzü kelmegen dedi. Şimdi bildi ki, tüşü hakikatke eğlenirken idi. Derhal halasın üyüge adam yuvardırdı da, kızını apkiltirdi. Kızı keldi. Derhal vardı da, kan tahlilini aldı. Kan tahlili de ise, uzun kızı uçtu. Elhamdülillah dedi. Kiin, yine uşa duganasın üyüge vardı. Duganasın uyuga borib, sekin yana chiroyli qilib surishtirdi. Mendan oldin u biror yigit bilan muomala qilarmidi dedi. Duganasi aytdiki, endi ayolingiz o'tib ketdi. Keling orqasidan gapirmaylik. Alloh rahmatiga olsin. Joyi jannatdan bo'lsin. Bo'laydigan ish bo'lib o'tib ketdi. Endi nimani surishtiryapsiz? Hozir gapirsam nimani o'zgartiradi? Dedi. Shu gapidan bildiki, haqiqatda onun hayatında kimdir bor ekanligi bilindi. Ana azizlar, bu bo'lib o'tgan voqea. Endi o'zimizni hayotimizga nazar solaylik. Shunaqa ayollar yo'qmi bizda? Eri bechara chet elda yuribdi. Bola chaqamni boqayin. Uydagilarim yaxshi yashasin. Birim ikki bo'lsin deb qancha qiynalib ishlab yuribdi. Lekin bu yerda esa uni ayoli unga xiyonat qilyapti. Shunaqalar yo'qmi? Ming afsuski bor. Va sekin-sekin ko'payib boryapti. Xoin ayol, shunaqa eri chet elda yurganda xiyonat qilayotgan ayollar, eri oldida turib, erini ko'chaga chiqishini poylab turgan ayollar. Qachon erim ko'chaga chiqsa, xiyonat qilaman deydigan ayollar yo'qmi? Bor.
Bu sekin-sekin ko'payib boryapti. Hattoki erkaklar ayolini telefon orqali ham ishlab olyapti. Buni o'zimiz necha marta eshityapmiz? Ba'zan oilalar ajrashib ketyapti shuning orqasidan, xiyonat orqasidan. Men erimga xiyonat qilmaganman. Men faqat bir yigit bilan telefon orqali yozishganman. Lekin hech qanaqangi zino qilmaganman deyapti. O'sha yozishganining o'zi zino. Eri uyda turib yoki safarda tursa ham uni boshi berk. Uni nikohi bor-ku. Nikohida o'zimni sizga topshiryapman deb va'da beryapti. Har qanday holatda sizga xiyonat qilmayman deyapti. Lekin er ko'chaga bir qadam qo'ysin, ba'zi ayollar xiyonat qilib yuboryapti eriga. Allohdan qo'rqmaydimi? Bilib qo'ysin. Agar qilayotgan ishini tashlamasa, begona erkak bilan Telegramda yozishini tashlamasa, eriga qilayotgan xiyonatini tashlamasa, mana shu ayolning taqdiri qabrda yonishi uni ham kutib turibdi. Uni chetlab o'tmaydi. Chunki Alloh wala taqrabu zina. Zinoga yaqinlashma. Innahu kana fahsha. Bu fahshish va sa'a sabila. Yomon yo'l dedi. Eng yomon yo'l shu dedi. Yaqinlashma deyapti. U Telegramda xiyonat qilyapti. Yozishib Telegramda bo'lmasa, oti sabshenada xiyonat qilyapti. Ba'zi bir dayus erkaklar bor. Xiyonat qiladimi, qilmaydimi qizig'i yo'q. Nimaga desa, mana TikTokni oching. 60-70% ayol qizlar hali ko'krakni ko'rsatadi, hali orqasini ko'rsatadi, hali belini ko'rsatadi, hali sonini ko'rsatadi. Nimaga? Like bostirib ko'tarilmoqchi. YouTube'ga kiring, o'zini har xil qilib ko'rsatadi. Nimaga? Shuning orqasidan pul topaman degan. Shuning akasi bordir, ukasi bordir, otasi bordir. Ertaga ular ham qo'shilib yonadi-ku. Nimaga? Shular rozi-ku shuni shunday yurishiga. Internetga chiqib o'zini hamma joyini ko'rsatishga shular rozi-ku. Rozi bo'lgani uchun ham yonadi. Bu erkak shunaqangi ayolining holatiga qayg'urgani uchun Alloh uni tushiga soldi. Mana ko'rgin, ayoling o'zi aslida qayg'urishingga arzimaydi, senga xiyonat qilgani dedi. Bo'ldi, qayg'urma boshqa deydi. Nima? Alloh taolo hamman xotining xiyonat qilyapti, qizining xiyonat qilyapti, opa-singining xiyonat qilyapti deb tushiga kirgizish kerak emas. Shundan oldin ko'zini ochib olish kerak emasmi? Sinovdan qaytarish kerak emasmi? Qancha-qancha odamlar uni ko'ryapti-ku. Ko'ruvchi ham shu zinoni gunohini olyapti. O'zini hamma joyini ko'rsatuvchi ham shu zinoni gunohini olyapti. Qarangki, zino qilganicha qabr yonyapti, lov-lov yonyapti. Eriga ko'rsatilyapti. Mana, ko'r xotiningning ahvolini deyapti. Alloh saqlasin. Ko'zni ochib olishimiz kerak. Ertaga eriga xiyonat qilayotgani ham yonadi. Xiyonatiga rozi bo'layotgani ham yonadi. Va shuni bilsinki, ayoli bo'lib turib boshqa bilan zino qilib yurgan ham xuddi shunday yonadi. Zinokorlarning hukmi bitta. Alloh ana erkak mana bu ayol deb ajratmadi. Qayt bo'lishdan qaytish kerak.